Merhaba arkadaşlar, AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle AutoCAD'de klavye kullanımını anlatacağız. Arkadaşlar, AutoCAD'de klavye kullanımı bizlere zaman kazandıracaktır. Hızlı bir çizim yapmamıza olanak sağlayacaktır. O yüzden AutoCAD'de bazı özellikleri bilmemiz gerekiyor. Klavyedeki kısa yolları AutoCAD'de nasıl kullanıldığını iyi bilmemiz gerekiyor ki AutoCAD'de hızlı bir çizim yapabilmemize olanak sağlasın. Öncelikle AutoCAD'deki klavyeyi 3 kısımda ayırıyorum. Birincisi F özellikli tuşlar, ikincisi rakamlar, üçüncüsü harfler olmak üzere. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. F özelliklerden. F1'e bastığımızda arkadaşlar AutoCAD'de yardım, help kısmı gelecektir. Burada dil seçenekleri var arkadaşlar. Ben İngilizce olarak kalsın diyorum. Türkçe kullanım mevcut değil. Buradaki kısımlara tıkladıkça, bastıkça yardımla ilgili kısımlar karşımıza gelecektir. Veya AutoCAD'in yeni özellikleriyle alakalı kısımlara da ulaşabiliriz buradan. Buradan kapatıyoruz arkadaşlar. F2 özelliği arkadaşlar, komut satırının yukarı doğru açılımını sağlar. Burada daha önce kullandığımız komutları görebiliriz. F2'ye bastığımızda buradan çıkarız. F3 arkadaşlar, Osnop Snap karşımıza çıkıyor. Osnop Snap yakalama ve kenetlenme düğmesi. Bunlar tek başına işe yaramazlar. Çizim komutlarıyla beraber kullanılırlar. Buradaki aşağı doğru yönlü oka bastığımızda endpoint, midpoint, center gibi kısımlar bir çizginin başından, sonundan, ortasından, dairenin ortasından gibi yakalama kısımlarından yakalarlar. Bunların aktif olabilmesi için burada seçili olmasının dışında buradaki kısmın açık olması gerekiyor. Bir tane şöyle gösterelim. Şöyle gelişi güzel bir çizgi çizdim. Mesela bu çizginin ortasından tutmak istiyorum. Yaklaştığımda bakın burada bir yeşil üçgen oluşuyor. Buradan yakalamamı olanak sağlıyor. Bakın buraya yaklaştığımda endpoint yazıyor. Burası yeşil bir kare oluşuyor. Buraya tıkladığımda bu kısımla ulaşıyor. Burası kapalı olduğunda bunu yapmamız mümkün değil. Bakın yaklaşıyorum. Çizgi komutuna tıkladıktan sonra yaklaşıyorum. Yakalamak istesem dahi bunu yakalayamıyorum. F4 tuşu. Arkadaşlar burada 3D Snap. Bu 3 boyutlu çizimlerde kullanacağız. Burada aynı oka bastığımızda 3 boyutlu çizimlerde buradakileri işaretleyerek aktif hale getirip kullanabiliriz. 3 boyutlu çizimlerde bunu da anlatacağım arkadaşlar. F5'e bastığımızda ise isoplane. Bakın komut satırında görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar nasıl aktif hale geliyor? Osnop Snap'ın okuna tıkladığımızda Osnop Snap Setting kısmına geliyoruz. Burada Snap and Grid kısmına gelerek burada izometrik snap'ı seçiyoruz. OK dediğimizde burası aktif hale geldi. Bakın kürsörün değiştiğini görüyorsunuz. Kürsör buradaki yönlere göre hareket eder. Buradan line'a tıkladığımızda bakın ortoyu da açalım. Bu tarafa doğru kürsörün yönlerine doğru çizim yapar. Yine F5'e bastığımızda arkadaşlar kürsörün yönü değiştiğini görürsünüz. Özellikle izometrik çizim yapanlar için bunu bu şekilde kullanabiliriz. Şuradan arkadaşlar left, top, right gibi kısımları var. Buradan da bunu ayarlayabilirsiniz.
Bunu eski haline getirmek için arkadaşlar tekrar aynı yerden regülatörün sınav kısmına gelerek düzeltiyorum. F6 UCS kısmını aktif hale getiriyor. Bunu arkadaşlar 3 boyutlu çizimlerde anlatacağım. UCS şuradaki XY kısmının Z komutunu değiştirebiliyoruz. Yönlerini değiştirerek 3 boyutlu çizimlerde bize kolay çizim olanağı sağlıyor. F7 buradaki grid modu aktif hale getiriyor. Daha güzel. Şurada daha iyi gösterebilirim arkadaşlar. Grid ızgara modu. Bakın burada görüyorsunuz. Sınırlandırdığım için daha net gözüküyor. F8 orto modunu. Ortonun ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Orto çizgilerin yatay ve dikey düzgün bir şekilde çizilmesini olanak sağlar. Bir çizgi çizdim. Bakın bir çizgi daha çizdim. Orto modu kapalı. Şimdi orto modunu açtım. Şimdi çıktım. Şimdi bakın arkadaşlar yaklaştığımda bu çizgide kırılganlık olabilir. Düzgün çıkmayabilir. Bir yamukluk var. Hatta şöyle çizelim. Şuradan tutalım. Orto modunu açalım. Bakın çizgi bu tarafa geldi. Bu çizgi bu taraftayken bu tarafa geldi. Orto modu kapalıyken biz ne kadar doğru çizim yaptığımızı düşünsek dahi çizgilerimiz düzgün olmayabilir. Yatay ve dikey çizgiyi düzgün çizmek istiyorsak orto modunu aktif hale getirmemiz gerekli. F9 buradaki snap modu aktif hale getiriyor arkadaşlar. F10 tracking dediğimiz polar trackingleri hareket ettiriyor. Buranın eğer açılarını biz ayarlarsak mesela 30'u ayarlamışız arkadaşlar. Bu 30 ne demek? Çizgi çiziyoruz. Bakın arkadaşlar çizgimi 30 derecenin katlarına getirdiğimde görüyor musunuz? Bir yeşil bir çizgi çıkıyor. Ben yeşil çizgiye çıktığımda tıkladığımda ...30 derecelik çizim yapabiliyorum. Bunu da kapattık. F11 arkadaşlar bu da Osnop Snap Tracking. Bu da buradaki Osnop Snap'la beraber çalışıyor. Bunlar aktif haldeyken Osnop Snap Tracking'e bastığımızda bakın arkadaşlar tracking ayarları burada. Burada seçili olanlar aktif hale gelecektir. Burayı seçtiğimizde bunları kullanabiliriz. Örneğin ben şuradan bir tane düz bir çizgi çizeyim. Bakın bir tanesini uygulayalım. Mesela gelelim buradan tuttuk. Buraya geldiğimde bakın buradan yakalamamı. Yani şunun ortasına yakın bir yerden yakalamamı sağlıyor. Tık. Tek çizgi çizdim. Veya geldim buraya. Buradan geldim. Bakın sanal bir çizgi oluştu. Buradan başlayabilirim. Bunu arkadaşlar ölçülü de yapabilirsiniz. Mesela buradan yakaladık. Bu tarafa doğru 45 yaptım. Bakın buradan yakaladı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. F12'ye geldik arkadaşlar. F12 buradaki dinamik mod. Arkadaşlar dinamik mod oldu ya. Buradaki komut satırını kullanmak istemiyorsunuz. Bu komut satırı veya kayboldu veya hoşuma gitmiyor diyebilirsiniz. Buradaki dinamik input'u aktif hale getirdiğinizde komut kullanırken bakın yanında hemen kursörün alt kısmında specific work point bir tane boşluk sayıların bulunduğu kısım geliyor karşımıza. Buraya tıkladığımızda bakın hem açısıyla alakalı kısım
hem de bir boşluk geliyor. Biz eğer bununla ilgili bir çizim yapmak istiyorsak, mesela buraya tıkladık. Ortayı da açalım. Bu tarafa doğru 500 birim bir çizgi çizmek istiyorsak hemen 500 yazdığımızda aşağıya gerek kalmadan, komut satırına gerek kalmadan bu bize yardımcı olur. 300 gibi. Dinamik input'ta bu amaçla kullanılıyor. Tuşlarımız bitti. Şimdi arkadaşlar F tuşlarımızı kullanmayı öğrendik. F tuşlarımızın genellikle kullanımı aşağı ile alakalı. Aşağıdaki kısımları aktif hale getiriyor veya pasif hale getiriyor. Şimdi bir de arkadaşlar buradaki dosya kısmındaki büyük A'ya tıkladığımda new demek yeni demek. Biraz oynattığımızda new CTRL-N CTRL-O CTRL-S CTRL-Shift ve S. Bir de print var arkadaşlar. CTRL-P. Bunlara tıkladığımızda buradan da açabiliriz. CTRL-N dediğimizde yeni bir dosya açacaktır. Bakın yeni bir dosya için buradan mesela A3 şablonu diyebiliriz. A3 şablonu karşımıza geldi. CTRL-O AutoCAD dosyalarının bulunduğu kısımlara ulaşabiliriz. Buradan istediklerimizi açabiliriz. Basarsak açılır arkadaşlar. Buradan da kapatabiliyoruz. CTRL-S için herhangi bir şekil çiziyorum arkadaşlar. Yani ekranımda herhangi bir şey olsun ki kaydedeyim. Bunun için Ctrl-S diyorum. Kaydetme ile ilgili ekranım geliyor. Burada arkadaşlar kaydetme ile ilgili önemli bir detay var. Dosyaların AutoCAD dosyasının uzantısı DVG. Bu normal AutoCAD dosyasının uzantısı. Şu alt kısma tıkladığımızda AutoCAD dosyalarının özellikleri var. Şimdi DVG ile tıkladığımızda AutoCAD dosyası demiştik. DXF ise arkadaşlar AutoCAD'den başka bir programa aktarmak istiyorsak DXF formatına kaydetmemiz gerekiyor. Bunu da buradan ayarlayabiliyoruz veya template dosyası. Mesela A3 kağıdı yaptınız, A4 kağıdı yaptınız veya farklı bir kağıt ölçüsü yaptınız. Bunu devamlı kullanmak istiyorsanız da template olarak kaydetmeniz gerekir. Bakın template'e tıkladığında template dosyaları çıkıyor. Mesela A3 şablonu varmış, A4 şablonu varmış benim daha önceden. Veya burada uluslararası kağıtların bulunduğu dosya kısımları varmış. Şimdi ben buradan AutoCAD dosyası olarak kaydetmek istiyorum. İsim olarak arkadaşlar buraya sadece ismini yazabilirsiniz. 1 diyorum. Save 1 olarak kaydetti. Bakın arkadaşlar buradaki kısım 1 oldu. Yukarıda C klasörünün içerisinde dosyamızın nerede olduğunu, template'in içinde 1 olarak kayıtlı olduğunu görüyoruz. Kaydetme de bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerine bir şeyler ekliyorum arkadaşlar. Mesela bunu ekledim. Ctrl Alt S'ye tıklarsam da farklı kaydet kısmı gelecektir. Bunu da 2 olarak kaydedeyim. Save diyorum. Bakın 2 olarak kaydettim. Şimdi Ctrl O dediğimde bakalım. Bakın 1 dediğimizde 1, 2 dediğimizde 2 karşımıza çıkıyor. Ctrl P var. Print yapmak için. Buradan arkadaşlar çıktı ayarlarını yaparak çıktığımızı alabiliriz. Çıktı ayarlarını bir sonraki derslerimizde anlatacağım arkadaşlar. Buraya fazla değinmiyorum. Ctrl bu şekilde kullanılıyor. Bir de arkadaşlar Shift tuşumuz var. Mesela seçim yaptınız. Şunu yanlışlıkla seçtiniz arkadaşlar. Shift tuşuna tıkladığımızda, yaklaştığımızda kürsörümüzde, mouse'umuzun sol tuşuna bastığımızda arkadaşlar seçimden çıkar.
Bakın dikkat ederseniz imlecimizin kenarında eksi işareti gözüktü. Tıkladığımda seçimi iptal ediyor. Bunun dışında arkadaşlar Ctrl F1'e bastığımızda bakın properties kısmı gelir. Ayarlar kısmı. Ctrl F2'ye bastığımızda blok kütüphanesi gelir. Burada bloklarla alakalı kısımlar var. Bu kütüphaneyi kullanabilirsiniz. Bunu da ileriki dönemlerde daha geniş bir şekilde. Ctrl F3'e bastığımızda arkadaşlar Tut Palettes gelir. Burada arkadaşlar birçok dalla alakalı özellikler mevcut. Mesela kapı çizmek istiyorsanız kapıyla ilgili kısımlar veya pencere çizmek istiyorsanız pencere görüntüleriyle ilgili kısımlar. Ağaç çizmek istiyorsanız ağaç. Bunlar mevcut arkadaşlar. Buradan da kapatabilirsiniz. Ctrl 4. Buradaki arkadaşlar Sheet Set Manager'ı açar. Ctrl 6 DB Connect Manager kısmını açar. Ctrl 7 burada Markup Set Manager kısmını açar. Ctrl 8 hesap makinesini açar arkadaşlar. Hesap makinesini isterseniz burada da yerleştirebilirsiniz. Buradan çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Hesap makinesi şu kısımda da mevcut arkadaşlar. Buradan da açmanız mümkün. Ctrl 9'a bastığınızda arkadaşlar bu alttaki komut satırı kapanır. Ctrl 9'a bastığınızda buradaki komut satırı tekrar geri gelir. Ctrl 0 ise arkadaşlar bir ön izleme penceresi gibi yani bütün kısa yolları, araç çubuklarını kaybeder. Sadece sizin göstermek istediğiniz resim gösterilir. Mesela örneğin bir tane şuradan şöyle büyük birkaç tane çizgi çizelim. Mesela Ctrl 0 yaptığımızda bakın ön izlemede daha büyük bir ekran sağladık. Ctrl 0'a bastığımızda bu ekrandan çıkarız. Şimdi bir de arkadaşlar mouse'umuzun sağ tuşuna bastığımızda burada karşımıza çıkan diyalog kutusunda cut, copy, paste gibi kısımlar var. Bunların da nasıl kullanıldığını şimdi gösterelim arkadaşlar. En çok kullandığımız cut, copy, paste. Buradan bir tane dikdörtgen çizdim. Ctrl A yaptığımda arkadaşlar ekranda ne var ne yok hepsini seçer. Ctrl X yaptığımda bunların hepsini siler. Ctrl B yaptığımda yapıştırır. Ctrl C yaptığımda bunun aynısını Ctrl V diyerek yapıştırırız. Ctrl Z geri alma, redo, Ctrl Y ileri alma. Ctrl Z geri alma, Ctrl Y ileri alma. Yani undo ve redo. Şuradaki kısım. Bakın geri ileri. Bu geri ve ileri kısmını arkadaşlar şu kısımdan ayarlayabilirsiniz. Options kısmına geliyoruz. Buradan Open and Save kısmına gelerek buradaki geri alma kısmını 50 kere geri alabiliyoruz. 50 kere ileri alabildiğimizi buradan ayarlıyoruz. Klavye kullanımı bu kadar kolaydı arkadaşlar. Daha birçok kısa yol kısımları var ama en çok kullandıklarımız bunlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın.